kalp damar tıkanıklığı olanlar, soba zehirlenmesi yaşayanlar ya da diyabete bağlı yaraları olanlar için umut olacak bir tedavi yöntemi var sırada. Hiperbarik oksijen tedavisi. Bakalım nasıl yapılıyor ve kimlere uygulanıyor? Sabah ağrılarla uyanırdım zaten hastalıklarım sebebiyle ama şu anda gerçekten çok dinç uyanıyorum. Son yıllarda özellikle ünlülerin sağlıklı ve zinde kalmak için tercih ettiği oksijen tedavisi aslında pek çok hastalığın da tedavisine yarıyor. Şu an hiperbarik oksijen tedavisinin yapıldığı bir basınç kabinindeyiz. Kapalı bir basınçlı odada bu işlemi gerçekleştiriyoruz ve bu işlem yaklaşık 2 saat kadar sürüyor. Burada aldığınız bir nefes yaklaşık 20 nefes gücüne eş değer diyebiliriz aslında. Gençliğimden beri genetik bir diyabet rahatsızlığım vardı. Geçmeyen yaralar sıkıntı yaratıyordu benim için. Oksijen sayesinde bunlara çözüm buldum. Yüksek basınç altında oksijen alan hastalar Ayder yaylasına çıkmış gibi oksijen depoladıklarını ifade ediyor. Peki bu yöntemle hangi hastalıklar tedavi ediliyor? Ani işitme kaybında, ani görme kaybında, Alzheimer, unutkanlık gibi hastalıklarda, özellikle diyabetik ayak yaraları, kemik yaraları ve iyileşmekte zorlanan bütün yaraların hepsinde hiperbariğin faydası var. Uzmanlara göre bu yöntem COVID döneminde ortaya çıkan akciğer problemlerinin tedavi edilmesinde kullanılarak COVID hastalarının yoğun bakıma girişlerini azaltmaktadır. Bununla ilgili çok güzel çalışmalar da mevcuttur. COVID hastalığında da bir alternatif tedavi olacağı unutulmamalıdır. Sporcuların da maç öncesi vücut dirençlerini arttırmak amacıyla kullandığı oksijen tedavisinden birçok futbolcu da yararlanıyor. Milli sporcumuz Ogün Temizkanoğlu da bu tedavi yöntemlerinden faydalananlardan biri. Hocam ne kadar süredir bu tedaviyi görüyorsunuz? Ya ben 1,5 senedir oldu bu tedaviyi göreli. Yani keşke bizim oynadığımız dönemlerde olsaydı, belki herhalde 50 yaşına kadar oynardık. Nasıl faydalarını gördünüz? Şu anda bir kere daha iyi hissediyorsunuz. Özellikle oksijeni çok fazla aldıkça, evet Ronaldo ile tanıdık belki bu olayı ama dünyada çok daha fazla kullanıyor, çok daha önce kullanılıyordu. Yani Ronaldo kullanıyorsa, halen de oynuyorsa, bu yaşa kadar da oynuyorsa bizim futbolcular da artık bunu kullansın diyorum. Offside yok, Ogün gole gidiyor, Ogün vuruyor!